20. yüzyılın başlarında fizikçileri şaşkına döndüren birkaç olay yaşandı. O zamana kadar dalga olarak davrandığını düşündükleri ışık, yapılan bazı deneylerde parçacık olarak davranmaya başladı. O dönemde fotoelektrik olay olarak adlandırılan bir deney yapılmıştı. Bu deneyi kısaca şöyle açıklayayım. Eğer metal bir yüzeye ışık gönderirseniz ve ışığın yeterince enerjisi varsa, ışık metalden elektron koparır. Ve eğer bu olayı dalga mekaniği kullanarak açıklamak isterseniz yanlış sonuçlar elde edersiniz. O yüzden böyle bir durumda fizikçiler doğru sonuca ulaşmak için ışığın başka bir tanımını kullanmak zorunda kaldılar. Einstein ışığın enerjiyi gizli paketler halinde taşıdığı fikrini kullanarak fotoelektrik olayını açıkladı. Ve laboratuvar ortamlarında yapılan deneylerin sonuçlarını bu sayede öngörebilmiş oldu. Yani başka bir deyişle fizikçiler ışığın sadece belirli paketler halinde enerji verdiğini anladılar. Verdiği bu enerjiye de Planck sabiti denilen bir sabitle ışığın frekansının çarpımıyla buldular. Işık ya sahip olduğu bütün enerjiyi bu elektrona veriyordu ya da elektrona hiç enerji vermiyordu. Hiçbir zaman yarı yarıya diye bir şey yoktu. Ya enerjisinin hepsini veriyordu ya da hiç vermiyordu. Yani yarısını vereyim, diğer yarısı bende kalsın gibi durumlar olmuyordu. Ama bu durum birçok insanın aklını karıştırdı. Çünkü o zamana kadar ışığın dalga olduğunu düşünüyorduk. Aynı zamanda ışığı çift yarıklı bir duvara tuttuğunuz zaman eğer ışık parçacık olsaydı ve bir sürü küçük parçacıktan oluşsaydı, o zaman üstteki delikten geçip burada parlak bir nokta oluşturmasını veya alttaki delikten geçip burada parlak bir nokta oluşturmasını beklerdik. Ancak bu deneyi ışıkla yaptığımız zaman ışığın her iki delikten geçerek kırınıma uğradığını, üst üste geldiğini ve perde üzerinde şu şekilde bir kırınım deseni oluşturduğunu görüyoruz. Sonuçta iki parlak nokta yerine bu şekilde yapıcı ve yıkıcı girişim desenleri oluşuyor. Bunun oluşması için ışığın her iki delikten de geçmesi ve aynı dalgaların yaptığı gibi deliklerden çıktıktan sonra üst üste gelmesi gerekir. Dolayısıyla bu deney ışığın dalga gibi davrandığını ama fotoelektrik olaysa daha çok ışığın parçacık gibi davrandığını gösterdi. Ve bu durum böyle devam etti. Yapılan bazı deneyler ışığın parçacık davranışı gösterdiğini, bazı deneylerse dalga davranışı gösterdiğini kanıtladı. En sonunda fizikçiler ışığa yapılan deneye göre değişkenlik gösteren hem parçacık özelliğine hem de dalga özelliğine sahip olduğu fikrinde uzlaştılar. 1924 yılında durumlar böyleyken Louis de Broglie adlı genç ve zeki bir Fransız fizikçi, şimdi bu aslında Louis de Broglie olarak okunuyormuş gibi gözükebilir. Hatta ben uzun zaman böyle okumuştum. Bunu herkes Broglie diye okuduğumda yanlış okuyormuşum gibi geliyordu ve sonradan doğru okunuşunun Louis de Broglie olduğunu öğrendim. Ama bize daha kolay geldi ve sık sık öyle kullanıldığı için ben Louis de Broglie diye okuyacağım. Şimdi 1924 yılında Louis de Broglie bir makale yazdı. Ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yazdı. Diğer herkes ışığın yapılan deneye göre değişiklik gösteren parçacık veya dalga davranışı üzerine düşünüyordu. Louis de Broglie ise dedi ki peki ya elektron? Burada uçup giden bir elektron var. Dalga olduğunu düşündüğümüz ışık parçacık gibi davranabiliyorsa o zaman parçacık olduğunu düşündüğümüz elektronlar da belki dalga gibi davranabilir. Başka bir deyişle belki elektronların da bir dalga boyu olduğunu düşündü. Var olan bu düşünceleri birleştirerek fotonun yani ışık parçacıklarının ve o zamana kadar sadece parçacık olduğunu sandığımız normal parçacıkların bazen dalga gibi davranabildikleri düşüncelerini kapsayan ortak bir yapı oluşturmaya çalıştı. Kısacası Louis de Broglie belki de evrendeki her şeyin yapılan deneye göre değişiklik gösteren parçacık veya dalga davranışına sahip olduğunu söylüyordu. İşte bu dalga boyunun ne olabileceğini bulmaya çalıştı ve başarılı oldu. Bulduğu bu dalga boyuna de Broglie dalga boyu diyoruz. Evet kendisi de de Broglie dalga boyunu buldu ve şöyle bir şey olduğunu fark etti. Aslında bunu varsaydı. Bir kanıt sunmadı sadece fikri harekete geçirdi ve deneme işini deney yapan insanlara bıraktı. Dediği şey madde olduğunu düşündüğümüz şeylere ait olan dalga boyu. Hatta bazen bunlara madde dalgaları da diyoruz. Ama diyelim ki bir elektronun dalga boyu Planck sabiti bölü elektronun momentumuna eşit olduğuydu. Peki neden böyle bir şey söyledi? Neden Planck sabitini kullandı? Bu arada eğer Planck sabitine aşina değilseniz, adı üzerinde sadece bir sabit ve her zaman aynı değere sahip. 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniye. Gerçekten çok küçük bir değer. Bu sabit Planck'in ilk siyah cisim ışıması deneylerinde ve fotoelektrik olayı gibi başka deneyler sayesinde keşfedildi. Yani bu sayıya Planck sabiti diyoruz. Ve modern fizikte ve kuantum mekaniğinde sürekli karşımıza çıkıyor. Peki Louis de Broglie bu formülü nasıl buldu? Neden Planck sabiti bölü momentum? Aslında insanlar bir ışık ışınının dalga boyunun Planck sabiti bölü ışındaki fotonların momentumuna eşit olduğunu biliyordu. Bu arada ışık parçacıklarına aynı zamanda foton da diyoruz. Bu fotonları şekil üzerinde sanki yerleri sabitmiş gibi çizdim. Ama aslında böyle gözükmüyorlar. Sanki enerjilerini paketler halinde saklıyorlarmış gibi düşünün. Yani belli bir zamanda belli bir yerde olmak zorunda değiller. Şekil üzerindeki gösterimleri biraz yanlış olsa da sahip oldukları enerjiyi paketler halde taşıdıklarını başka nasıl gösterebilirdim bilmiyorum. O yüzden böyle çizdim. Dolayısıyla şekle çok aldanmayın. Ama insanlar bu ilişkiyi fotonlar için zaten keşfetmişti. Bu durum aklınızı biraz karıştırmış olabilir. Muhtemelen şöyle düşünüyor olabilirsiniz: Bir saniye ya, nasıl olur da fotonların momentumu var diyebiliriz? Onların kütleleri yok ki. Momentumun m çarpı v olduğunu biliyorum. Eğer ışığın kütlesi sıfırsa o zaman momentum da her zaman sıfır etmez mi? Böylece dalga boyu da sonsuz olmaz mı? Eğer klasik mekaniklerle bu soruyu açıklamaya çalışsaydık o zaman haklı olurdunuz. Ama görünen o ki ışık hızına yakın hızlarda gidiyorsanız bu durum geçerli olmuyor. Çünkü kuantum fiziğindeki bütün bu gelişmelere paralel olarak Einstein maddelerin ışık hızına yakın hızlarda gittikleri zaman bu durumun geçerli olmadığını fark etmişti. Geçerli olan asıl ilişkiyi şöyle göstereyim. Asıl ilişki enerjinin karesi eşittir, duran kütlenin karesi çarpı ışık hızının dördüncü kuvveti. Artı parçacıkların momentumunun karesi çarpı ışık hızının karesi. Momentum ve enerji arasındaki ilişkiyi en doğru açıklayan işte bu formül. Özel görelilikte bu doğru bir ilişki oluyor ve bunu kullanarak ışığın dalga boyu formülünü momentum cinsinden bulabiliyoruz. Bunu elde etmek hiç zor değil. Hatta kısaca şöyle göstereyim. Çok fazla vaktimizi almaz. Işık duran bir kütleye sahip değil. Bunu biliyoruz. O zaman bu terim sıfır. Işığın enerjisini veren bir formülümüz de var. O da h çarpı f. O halde E kare h kare çarpı f kare olacak ışığın frekansının karesi, bu da ışığın momentumunun karesi çarpı ışık hızının karesine eşit olacak. Her iki tarafın karekökünü alıp karelerden kurtulursak, geriye hf eşittir momentum çarpı c kalır. Bu ifadeyi tekrar düzenlersek, sol tarafta h bölü p kalır. Sonra da iki tarafı da frekansa bölersek, h bölü momentum eşittir ışık hızı bölü frekans elde ederiz. Ama ışık hızı bölü frekans bize dalga boyunu vermiyor muydu? Çünkü bir dalganın hızı dalga boyu ile frekansının çarpımına eşit. Dalga boyunu yalnız bırakırsak dalga hızı bölü frekans buluruz. Ve ışık için dalganın hızı ışığın hızına eşit. O zaman c bölü frekans dalga boyu eder. Ve bu da buradaki formülle aslında aynı şey. İnsanlar zaten bunu biliyordu ve de Broglie. Belki de bu ilişki elektron veya protonlar veya nötronlar veya parçacık olduğunu düşündüğümüz şeyler için bile geçerli olabileceğini, belki onların da bir dalga boyuna sahip olabileceğini önerdi. Hipotezinde bulundu. Ama hala aklınıza yatmamış olabilir. Nasıl yani? Bir parçacık nasıl olur da bir dalga boyuna sahip olabilir? Bu düşünceyi kavramak bile çok zor. Bunu nasıl deneyip görebilirsin ki demiş olabilirsiniz. Fotonların ve ışık dalga boyunun var olup olmadığını öğrenmek için denediğimiz gibi aynı şekilde bunu da deneyebiliriz. Yani onları da dalga özelliklerini ortaya çıkaran bir deneye tabi tutarız. Kısacası bu elektronları alıp aynı şekilde çift yarığa göndeririz. Eğer ışığı bu çift yarığa gönderdiğimiz zaman dalga özelliği gösteriyorsa ve eğer elektronların da bir dalga boyu veya dalga özellikleri varsa o halde çift yarığa gönderdiğimiz zaman onların da dalga özelliği göstermesini bekleriz. İşte insanlar tam olarak bunu yaptılar. Davison ve Germer tarafından uygulanan bir deney vardı. O deneyde elektronları alıp çift yarıktan içeri doğru gönderdiler. Eğer elektronlar tam deliklerin karşısına iki parlak nokta oluşturmuş olsaydı, o zaman de Broglie'nin yanlış olduğunu, elektronların dalga özelliği göstermediğini, aksine sadece parçacık olduğunu söyleyebilirdik. Ama buldukları sonuç böyle bir şey değildi. Davison ve Germer bu deneyi yaptılar. Ama bu yapması çok zor bir deney. Çünkü elektronların dalga boyu inanılmaz küçük. Dolayısıyla çift yarığı atomik yapı kullanmak zorunda kaldılar. Bu gerçekten zor bir işlem. İsterseniz bir göz atın. İlgi çekici bir konu. İnsanlar elektron kırınımı denilen bu yöntemi hala kullanıyor. Uzun lafın kısası deneyi yaptılar. Bu deliklere elektron fırlattılar. Ve tahmin edin ne buldular? Evet, dalga özelliği gösterdiklerini keşfettiler. Karşı tarafta aynı bu şekilde bir kırınım deseni buldular. Ve bunu buldukları zaman De Broglie'ye Nobel ödülü verdiler. Çünkü bu deney söylediklerini doğrulamış oldu. Aynı ışığın olduğu gibi madde parçacıklarının da dalga boyu olabileceği ve dalga özelliği gösterebileceğini kanıtladı. Böylelikle fiziğin iki ayrı dünyasını ışıkla maddeyi birleştiren güzel bir sentez ortaya çıkmış oldu görünüşe göre aslında o kadar da farklı değillermiş. Şimdi bazen De Broglie'ye haksızlık eden insanlar oluyor. Diyorlar ki bir saniye tek yaptığı şey insanların zaten bildiği bir denklemi alıp aynı denklemi madde parçacıkları için yeniden ifade etmek oldu. Ama hayır. Tek yaptığı şey bu değildi. Eğer geri dönüp makalesini okursanız ve okumanızı gerçekten öneriyorum. Bundan çok fazla şey yaptı. Çok etkileyici ve çok güzel yazılmış bir makalesi var. Aslında bundan çok daha fazla şey yaptı. Ama genelde insanlar De Broglie'yi bununla tanırlar. Yaptığı şeyin önemini bir kez daha vurgulayayım. Bu noktadan önce insanların kuantum mekaniği hakkında anlam veremedikleri birçok fikri ve buldukları formülleri vardı. Ama bu dönüm noktasından sonra yani madde parçacıklarını da birer dalgaymış gibi görmeye başladıktan sonra önceden neden işe yaradığını bilmediğimiz formüller artık kanıtlanabilir oldu. Başka bir deyişle, de Broglie'den bu formülü alıp bu düşüncesini kullanarak Bohr'un atom modelinin doğru olduğunu kanıtlayabilirsiniz. de Broglie'nin makalesinden kısa bir süre sonra Schrödinger ortaya çıktı ve geri kalan tüm kuantum fiziğinin temellerini oluşturdu. Aslına bakarsanız yaptığı çoğu şeye ilham kaynağı de Broglie'nin düşünceleri oldu. Toparlayacak olursak, ışık yapılan deneye göre parçacık veya dalga özelliği gösterebilir. Aynı şekilde elektronlar da ışık gibi davranır ve deneye göre parçacık veya dalga özelliği gösterebilir. Bu yüzden elektronların veya herhangi bir madde parçacığının dalga boyunu Planck sabiti bölü o madde parçacığının momentumuyla bulabiliriz. Elektronların bu dalga boyunu dalga özelliği gösterdiği deneylere tabi tutarak bulabiliriz ve bu formül dalga özelliğinden dolayı oluşan kırınım düzeninin gösterdiği dalga boyunu bulmamızı tam olarak sağlar.